Gragas bence daha iyi olurdu. Kindred tabii skorun da biraz rookie gibi. Şampiyon havuzu çok 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 geniş. Ama Kindred en sevdiği şampiyonlardan biri. Belki ona biraz hani... IG hatadan ders çıkarmış. Yalnız Ning şimdi bekliyor. O damga çok önemli çünkü. Herkes geliyor oraya. Evet, herkes geliyor. Erken bir savaş göreceğiz burada damga için. Yalnız Mata burada düşebilir. Mata çok fazla hasar oldu. Kim ilk kan olacak? Mata oldu. Jekyll hava aldılar arkada. Buraya erken gelen orta koridor Yukal oldu. Yukal'ın gelişi her şeyi değiştirebilir. Bağolan çıkamayacak gibi görünüyor. Skor oraya ilerleyebilecek mi? Arada yakalanan Ning var. Ning ters tarafa gitti. Diğer tarafta Rookie. Ve Rookie'ye vuran bir Deft var ama skor son anda ileri attı. Hayır, skorun hayatta kalmasına izin vermiyorlar burada. İyi oynadı Ning Bağolan ikilisi. Yukal yalnız. Yukal dümdüz önünde dur. Evet. Pozisyonunuzu biraz bozduğunuz zaman yine aynı oyun geliyor. İlk başta görmüştük bunu. İki ışınlan birden geldi. Deft ölmek üzere. Arka tarafta bir kişi eksik kaldı. Katie ama Jekyll'e bağlamayı başardı Yukal. İçeri giren bir Rookie var. Orada iki kişi birden. Durant kalkan neyem olacak. Bunlar Mata ve Skor. Bu sefer IG hazırlıklı. Yukal da düştü. Kule altına giriyorlar. Swab'i de istiyorlar. Daha fazlasını istiyorlar. Deft'i de istiyor IG burada. Ding gidecek mi oraya? Hayır. 4 skor. Ama tabii Katie başlatmak istediği için de öyle bir şansları olmadı. İşte ama sorun orada. Niye beklemiyorlar biraz da? Yani 10 saniye daha bekleseler. Alev ejderini bu arada az önce almadılar. Şimdi alıyorlar. Az önce... Bir de yani hali hazırda kitle kontrolü çok fazla. Bu arada burası için bir savaş bakalım kopacak mı? Kopacak gibi duruyor şu anda. Mata girdi, Jekyll Hava girdi ama Jekyll Hava'dan güzel bir refleks. Ultiden de sıçrayla kaçmayı başardı. Şimdi diğer tarafta Skor içeri giremeden burada alamet almayı başardı Ning. Ama Ning arada yakalandı. Bağolan çok güzel giriyor. Rookie'den ulti geliyor. Bir anda eridi Deft ve Mata da yanında gitti. Yine aynı senaryo. IG şu an Baron olsa Baron olacaktı ama 4 kişi indirdikleri bu savaş daha 14. dakikada. Geçen maçta da kurmuştun. Aynen. Ve bu maçta da kurmak zorunda kalıyorsun. Çünkü gerçekten öyle. Bir de daha ejderi. IG şu an basmış gaza gidiyor. Maçın başında da söylemiştin. Onlar için sorun değil erken oyun kompozisyonu kurmaları diye. Çünkü onlar erken oyun takımı. Evet ve bunu da çok net gösteriyorlar bu arada. Urgot'u gördü burada Rookie ama. Rookie'nin düşmesi oldukça büyük ihtimal. Ning buraya yetişmeye çalışıyor. Rookie yarı cana kadar indi. Smap şimdi onu yakaladı ve Smap onu öldürmeye başaracak. Ultisini de harcamış oldu burada. Şimdi Kindred ultisi geliyor. Bakalım Skor. Smap'i burada hayatta tutmayı başarabilecek mi? Smap son anda hayatta kalmayı başarıyor. İnanılır gibi değil. Bu sefer de IG hediye etti skorları. Ve Deft'in de ultisi sayesinde hemen içeri girip Jekyll Hava'yı yakalayabildiğini gördük. Ama diğer tarafta Mata bir kere daha yakalandı. IG'yle savaşmak istiyor. Zorlamaya devam edecekler. Ning'i yakaladı Mata orada Skor. Skor yalnız burada tek başına. Yuka'nın yardımına ihtiyacı var. Skor'dan sıçra ama Ning'den de aynı güzellikte bir sıçra geliyor. Kırıp geçirden çıkamayacak. Çıkamadı kırıp geçirden Skor. Bir skor daha geliyor ama Deft'ten de 2'de 2 geldi az önce aldığı skorla beraber. Deft burada bu savaşa yetişebilir mi diye bakıyorum ama hiç malası yok Deft'in. Smap buradan çıkmaya çalışacak. Arkadan gelen bir isim var. O ne bir kışkırtma atar var ya. Rookie çaylak ama kendisi çaylak değil. Rookie burada 3 kişinin peşinde. Şu an sıçrası olmamasına rağmen çok doğru noktadan geliyor. Ya, güzel bir savaş yerleri. Rookie burada şimdi Yukal'ı yakalayacak. Smap de arada kaldı. Smap'in buradan kaçışı yok hiçbir şekilde. Ve arka tarafta Smap'i düşüren isim Rookie oldu. Yukal sen de burada kurban olacaksın. Arka arkaya skorlar IG'ye. IG 16. dakikada 15. skorunu alıyor. Katie. Yani şu anda inanılmaz. Yani 20. dakika için inanılmaz bir fark. Artı Alev ejderiyle peçiştiğini. Oo! Baron'a başladılar. Daha ejderleri var unutmayalım. O bitecek bu arada. Çok rahat bitecek. Alacaklar. Buraya hiçbir şekilde yetişemez Katie. Ve Katie az sonra acı gerçekle yüzleşecek. 3, 2, 1 ve ben bunu diyemeden zaten bitti. O kadar üstün bu, ki IG bu Alev ejderi ölüm fermanı olacak. Ve şunu biliyoruz IG bu maçı 6-7 dakika içinde. Katie ya burada savaşmalı ya Sion'un. Sion ultisi kullanıldı bu arada. Çok güzel noktadan geldi Shy. Arka tarafta Smeb'i yakaladı. 5 kişinin arasında şu anda Bağolan içeri ultisiyle girecek ve çok güzel yakalıyor Yukal. Arka tarafta muhteşem bir ulti. Ve Yukal öldü. Mata düşmek üzere. Deft üstüne kaçmak dışında başka hiçbir şey yapamıyor. Bu arada Shy şimdi arada yakalandı ama Shy'ın burada düştüğünü göreceğiz. IG devam edecek mi acaba savaşa? Bağolan zarif uçuşla araya girdi ama istediği bir şey çıkaramıyor orada. Yine de inhibitörü almayı başardılar. Bakalım 4'e 4 pozisyonda. Savaş başlatıyor Smeb ve bir anda Jekyll Hav'ı yakaladı. Jekyll Hav
bu hataları çok yapıyor. Bunu biliyoruz. Yine en önde kalmıştı. Şimdi Rookie yakalanıyor. Rookie 4 kişinin arasında sıçrasını çok güzel bir noktaya kullandı ama arkadan gelen bir ışınlan iptal edildi. Yaşadık. Jekyll Love'ın dikkatli olması gerekiyor. Ning doğru hamle yapıyor, burada içeri girdi. Ultisini kullandı Shy bir kere daha. Smev şimdi önde, kırp geçir tutmuyor ama Baolan yine 4 kişinin arasına giriyor. Çok güzel bir ulti. Rookie ben inerim siz kalkarsınız dedi. Ve masadan kalkıyor KT. Çünkü Invictus Gaming bu savaşı da kazandı. Ve 2-0 öne geçecekler. Çin'in ikincisi, Kore'nin birincisini paramparça etmeye devam ediyor. Invictus Gaming 2, KT Roster 0. 5 kişiyi isabet eden bir Gali ultisi gördük. Gerçekten yani Rookie ile Baolan arasındaki sinerji cidden çok iyi. Takımca sinerjileri çok iyi. Ne zaman içeri girip ne zaman birbirlerine yardımcı olacaklarını gerçekten iyi biliyor IG.